Merhaba, merhaba. Mevda Yüce TV'den merhaba. Birleşmiş Markalar Derneği'nin yemeğindeyiz ve Başkan Yardımcısı Suzan Toplusoy ile birlikteyiz. Aynı zamanda Roman Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Merhaba. 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 Son derece önemli bir süreç geride kaldı. Seçim geride kaldı. Şimdi iş dünyası olarak ilk öncelikli konu ne? Elzem olan ne? Şimdi ne istiyor iş dünyası? İş dünyası aslında çok uzun bir süre hem depremin etkisi hem seçim atmosferiyle aslında biraz işlerin çok yavaşladığı, hepimizin de aslında morallerinin bozulduğu bir dönemdi. Şimdi tekrar hiç ara vermeden tekrar işimize odaklanmamız gerekiyor. Hiç vakit kaybetmemiz gerekiyor. İlk öncelikli konu ne mesela perakende için, markalar için? Bu olmazsa olmaz dediğiniz. Bizim ilk önce yapacağımız iş pazarlarımızı tekrar yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Yurt dışı pazarlarına hızla açılmamız gerekiyor. Yurt içinde satışı arttıracak aslında bazı aksiyonlar almamız gerekiyor. Tabii bu arada en büyük engel önümüzde maliyetler. Maliyetler aslında birbirini çok zorluyor. Hem üretim tarafında hem satış tarafında önümüzde büyük bir engel. Ama onları da zaman içerisinde oturacağını düşünüyoruz. Ama en önemli şey yeni pazar arayışları ve yurt dışı açılımı bizim için, yani bizim gibi markalar için aslında son derece önemli olacak. Kaybettiğimiz uzun bir süre var. O süreyi de telafi etmemiz gerekiyor ama zannediyorum yurt içi içinde işlerin hem turist gelmesi açısından. Şu an işler nasıl? Yani şu an yavaş yavaş seçimin o atmosferi artık yavaşladı. İnsanlar artık bir güven ortamı veya önünü görebiliyor. Dolayısıyla işlerin daha zaman içerisinde istikrarlı oturacağına inanıyorum. Biraz hatta iki gündür biz bunun yansımalarını, piyasaları da takip ediyoruz. Bir hareketlenme oldu bu pozitif anlamda. Fiyatlar ne olacak? Yani kışa nasıl geliyor mesela fiyatlar hazır günde? Yani biz hiçbir zaman aslında bu enflasyon oranlarını çok fiyatlarımıza yansıtamıyoruz. Yani sonuçta maliyetlerimize dolarla ürün alıyoruz ama bunu %100 maliyetlerimize yansıtmamış hiçbir zaman söz konusu olmuyor. Daha az küçük karlarla belki çalışacağız ama en azından şu dönemde işin işleyişini, akışını sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla fiyatlarda da çok yüksek fiyatlara tabii gitme şansımız olacak. Yani yüzde bir şey var mı? Şu an biliyorsunuz geçen son asgari ücretteki zamlar, yani şimdi ara bir gelecek. Zamdan sonra %30'luk bir zamdan bahsediliyor. Kış dönemine veya dolar kurunu da işte hesaplayarak %30'luk bir artışla da bu da tabii o oranda fiyatlara hazır bir miktar yansıyacak. Bakalım süreç nasıl değişecek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür.